Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda evlerinizde bulunan fakat kullanmadığınız lanternleri epoksi ile nasıl değerlendirirsiniz, bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle dantelleri kolaladım. Bununla ilgili bir video yakında paylaşırım. Sonrasında kolalayıp ütülediğim dantelleri tek tek kesiyorum. Kestiğim danteller hazır. Artık epoksi hazırlama işlemine geçebiliriz. Her marka epoksinin oranları farklıdır. Benim kullandığım epoksinin oranı 2'ye 1 oranında bir epoksi. Homojen bir karışım olana kadar epoksiyi karıştırıyorum. Kalıplar çok hassas olduğu için hiçbir şekilde kimyasal bir maddeyle temizlemiyoruz. Kullanacağım silikon kalıbı gördüğünüz gibi bir kağıt bant yardımıyla temizliyorum. Daha önce hazırlamış olduğum epoksiyi kalıbıma döküyorum. Fakat bu aşamada kalıbı tam olarak doldurmuyoruz. Epoksinin kalıbın her yerine ulaşmasını sağlıyorum. Dantelleri tek tek kalıba yerleştiriyorum. Epoksi tepsileri yapmak kadar tasarımlarını ayarlamak da biraz zor oluyor tabi.
Dantellerin arasında gümüş yaprak varak ve papatyanın yeşil yapraklarından kullandım. Yaptığım işlemler bittikten sonra 24 saat donmaya bırakıyorum. 24 saatin ardından ikinci katı dökmek için tekrar epoksi hazırlıyorum. Hazırladığım epoksiyi şeffaf hale gelene kadar karıştırıyorum. Epoksi'de ilk etapta karışım çok önemli bir nokta. Karışımı ne kadar kurallara uygun olarak yaparsanız hazırladığınız ürünler de o kadar güzel çıkar. Karışımdan sonra 5 dakika dinlendirmiş olduğum epoksiyi tepsinin ikinci katı olarak döküyorum.
Epoksiyi döktükten sonra 24 saat donmaya bırakıyorum. ...24 saatin ardından yapmış olduğum tepsiyi kalıptan çıkartıyorum. Artık buz aşamadan sonra sadece kulplarının takılması kaldı. Kulplarını taktıktan sonra artık tepsi kullanıma hazır. Sizler de epoksi ile tanışmak ve bu şekilde elinizdeki dantelleri değerlendirmek isterseniz online ve bireysel eğitimlerime katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.